Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Karacisim ışımasından sonra Plank amcanın insanlığa sunduğu enerji kesiklidir kazanımından sonra çok havalı laftır. Yani yaklaşım değişmiştir. Fotoelektrik etkiye geldik. Biliyorsunuz bu da Einstein'ın 1900'lü yılların başında yayımladığı bir makaledir. Bombadır. Yani çok havalıdır. Evet, fotoelektrik etki nedir peki? Fotoelektrik etki nedir? Kimisi fotoelektrik olay diyor da, yani fotoelektrik etki olması gerekiyor bunun asıl adının. Işığın bir metale çarparak ondan elektron kopartması olayına biz fotoelektrik etki diyoruz. Kopan elektronlara havalı olsun diye fotoelektron diyoruz. Bir kere bile kullanmadım ama böyle bir şey geçerse bilin diye söylüyorum. Evet, elektronları koparan ışık taneciklerine ise işte geldi Planck amca sağ olsun. Yani işte Einstein da onu geliştirdi. O paketlere, küçük enerji paketçiklerine foton demişti. Burada da ışık taneciklerine, yoğunlaşmış enerji paketlerine foton diyor. Foton diyor. Özür dilerim. Foton diyor. Latince kelime ışık demek zaten galiba büyük ihtimalle. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Foton, fotoelektrik etkideyiz ya. Foton olay sırasında atom tarafından soğurulur. Yani bir tane metal var diyelim ki sen buna böyle ışık gönderiyorsun, tamam mı? Böyle ışık gönderiyorsun. Metale çarptı. O metale çarpınca bu ışık zaten yoğunlaşmış enerji demek. O metal tarafından soğuruluyor. Enerjiyi atoma aktararak yok oluyor. Foton ortadan kalkıyor. Hani bir şey sekmiyor henüz şu anda. Yoğunlaşmış enerji paketi olarak da düşünülebilir demişiz. Evet, fotonlara yoğunlaşmış enerji paketi olarak da düşünebiliriz demişiz. Şimdi zaten bu kısmı sağ olsun dediğimiz gibi Planck amca tarafından gelmişti. Planck amca bize bunu yani böyle takılmıştı. Yani göstermişti. Bakalım bir fotonun enerjisi. Dikkat, bir foton, bir tane. Planck'ın ortaya attığı ve Einstein'ın katkı yaptığı foton için enerji. Bir fotonun enerjisiymiş. Birimi tabii joule. Planck sabiti var. Işığın frekansı falan filan. Burada da o sabiti vermişiz. Hani görmek isteyenler kaç diye. Yani bu şekilde gelmiyor artık arkadaşlar. Şimdi burada küçük bir takla atacağız. Yani dalgalarda gördüğümüz kısımla ilgili olarak x eşittir vt dedi ki, x o zaman şöyle yazılabilir. Sen mesela hani periyot kadar hani yol aldığın zaman x ne olur? Bunu artık böyle x yazmıyorduk. Lambda diyorduk buna biz. V çarpı t diye böyle yazıyorduk. Sonra bunun yerine de 1 bölü f yazarsanız o zaman ne oluyor? V eşittir lambda f geliyor. Bu su dalgalarından beri peşimizde. Ama artık biz ışık dünyasındayız ya, hıza v dememek gerekiyor. Ona c dememiz lazım. Işık hızı lambda f geliverdi. Buradan ben işte frekansı çekebilirim. Frekans ne oldu? C bölü evet lambda şeklinde gelecek. O zaman ben burada frekans gördüğüm yere yapıştırayım. Fotonun enerjisi şöyle olsun o zaman. E eşittir hc bölü lambdaya dönüşür yani. Bu şekilde de kullanılabilir arkadaşlar. Bu şekilde de kullanılabilir. Sadece f'nin yerine neden şunu koydum? Hani onu anlatmaya çalıştım. Şuradan minicik gösterdim. Şimdi birimin hala jül olduğunu unutmayın. Yalnız foton, hani tek bir fotonun enerjisi arkadaşlar baya bir küçük. Onun içinde başka bir enerji birimine ihtiyaç duyuyoruz. O da galiba elektron volt olacak. Elektro volt değil. Elektron volt ve EV diye gösteriliyor. EV diye gösteriliyor. Bakalım neymiş? Enerji birimi olarak joule biraz büyük kaçmakta olduğundan demişiz buralara, bu dünyaya. Enerjisi küçük olan fotonlar için daha küçük enerji birimi olan elektron volt kullanılır diyor. Hani neden buralara geldik? Neden bu kullanılıyor? Demeyin diyor. Bakalım neymiş peki? Olay neymiş? Bir elektronun 1 voltluk potansiyel fark altında kazandığı enerjiye elektron volt denir. Bakın şimdi şuraya yazdığım şey eğer sizi rahatsız ediyorsa sizin hemen gidip paralel levhaları bulmanız gerekiyor. Ve bu oynatma listesi var. Paralel levhalar. Şöyle yazayım. 11. sınıfın içerisinde var. Efendim ayrıca işte elektrik alan, elektriksel potansiyel orada var. Ya da yani videoların oraya geldikten sonra arama yapın, paralel yazın zaten yani paralel levhalar diye karşınıza gelecek. Şimdi QV yani Q yükü V potansiyel fark altında hızlandırılırsa 1 bölü 2 mv kare yani enerji kazandı diyelim. Q burada elektronun yükü, değeri belli. Yani bilmek zorunda değilsiniz.
1 voltluk potansiyel fark altında hızlanıyorsun. O zaman ne olacak? 1 elektron volt 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 joule olacak. Yani bakar mısın? Hani joule'den ne kadar küçük olduğuna, bir eksi 19 geldi yani kuyruğuna. Bayağı ciddi bir şekilde, yani joule'e göre, hani 1 joule ile 1 elektron voltu karşılaştırıyoruz. Joule'e göre bayağı bir küçük bir enerji oldu bu. Elektron volt buralara daha uygunmuş. Onu kullanacakmışız. Peki. Şimdi burada bir takla atmamız gerekiyor yalnız elektron voltta çalışmamız için. İkinci bir sıkıntı daha var. Dalga boyları arkadaşlar metre olarak verildiği zaman inanılmaz zorluk çıkıyor. Angstrom diye, Armstrong demeyin arkadaşlar. Angstrom deyin, kaba kaba yani kalın kalın hiç fark etmez. Angstrom deyin. Yani ama angstrom olsun yani. Fotonun enerjisini EV, dalga boyunda angstrom alırsak, bu HC çarpımı var ya, şu HC çarpımı dediğimiz şu. Yani şu formülü biraz modifiye ediyorlar da şurada dalga boyları yerine angstrom kullanmak istiyorlar. Onun için de yukarıya bir ayar vermek zorunda kalıyoruz. O HC çarpımı nereden geldiği çok önemli değil gerçekten. Zaten yaklaşık sonuç yazılıyor. 12.400 şeklinde bir sayımız geliyor. Dolayısıyla bir tane fotonun enerjisi HC bölü lambdadan 12.400 bölü lambdaya dönüşüyor. Haberiniz olsun. Bu durumda artık fotonun enerjisi elektron volt, ışığın dalga boyu da angstrom oluyor. Hani bir angstrom dediğiniz şey de bayağı ciddi küçüktür ha. 10 üzeri eksi 10 metre, yani bu kadar küçük. Şimdi böyle olduğu zaman daha güzel oluyor. Mesela diyor ki işte ışığın dalga boyu diyor 4000 angstrom diyor mesela, şöyle veriyor sana. Sen bunu çıt diye koyuyorsun buraya. Bak işlemler güzel güzel oluyor, sadeleştirmeler oluyor. Ve buna göre olacağını da söyleyelim. Şimdi bakalım neler var. Bakalım neler var. Bazı tanımları başta yapmamız lazım. Bununla ilgili tabii ki de soru çözümü olacak. Tanıtıyoruz konuyu size. Yepyeni bir dünyaya giriyorsunuz. Modern fizik dediğiniz yerde. Burada ne duysanız yani sizin için yeni olacağı için mutlaka ve mutlaka birilerinin bunları anlatması lazım başlık başlık. Işık yayan kaynağın gücü. Yani bu fotonlardan bahsediyoruz. Hani ışık yayan vatandaşlardan. Bunlar nasıl çalışıyor? Ona da bir bakmak lazım yani. Güç tanım olarak arkadaşlar neymiş? Birim zamanda yapılan iş. En çok bunu duyduk ama harcanan enerji de olabilir. Açığa çıkan enerji olarak da tanımlanabilir. O zaman biz işte gücü W bölü T olmaktan kurtarıyoruz. W'nun yerine ortaya çıkan, kaynaktan dışarıya çıkan ışık enerjisi olarak alıyoruz. Bölü T yaptık. Şimdi sen belirli bir saniye kaynağı izliyorsun ya, o belirli bir süre içerisinde kaynaktan kaç tane foton çıktı bilmiyoruz. Bu ışık enerjisini kaç tane foton bir araya geldi ve oluşturdu bilmiyoruz. Onun için de o ışığın enerjisini n tane foton, t sürede çıkan foton sayısı demişiz ya, n tane foton bir araya gelerek yaptı diyoruz. Ve bunları bir araya getirirsek de sadece e ışık yerine şunu yazdım, bakın farklı bir şey yok. Ondan sonra böyle oldu. Sonra şu fotonun enerjisi zaten deminden beri yazmaya başladık artık. Nedir? HC bölü lambda yerine koydum. Sonra işlemi devam ettiriyorum. HC yukarıda kaldı N ile birlikte. Şu lambda aşağı indi. N tane fotonun hani bir araya gelmesiyle gücü oluyor. Bak bu da foton sayısı tabii ki de yani. Değil mi? Buradan da ışık yayan kaynağın gücü elde edilebilir. Evet. Devam edelim. Burada havalı bir arkadaş geldi. Eşik enerjisi. Tekrar başa dönelim arkadaşlar. Fotoelektrik etki neydi? Işıkla metalden elektron sökme olayına biz fotoelektrik etki diyorduk. Şimdi sizin işte elektronu sökebilmeniz için bazı ödemeler yapmanız gerekiyor. Yani elektronun bulunduğu yeri düzeni bırakıp da senin peşinden gelmesi için onu kandırmalısın. Eşik enerjisi neyse hakkını ödemelisin. Eşik enerjisi de deniyor, bağlanma enerjisi de deniyor, hiç fark etmez. Bakalım neymiş? Bir elektronu metalden sökebilmek için gerekli olan en küçük enerjiye eşik enerjisi denir ya da bağlanma enerjisi denir. Bu enerjiyi sağlayan ışığın frekansını sen söyleyeceksin. Kendiliğinden çıkmayacak ki, sen geleceksin, enerji vereceksin, çıkacak. Bu enerjiyi sağlayan ışığın frekansına eşik frekansı deniyor ve F0 ile gösteriliyor arkadaşlar. Bazı kitaplarda belki kimyada görmüşsünüzdür. Yani frekans aslında yani şöyle gösteriliyor, böyle bir yani şöyle havalı bir şekilde, ama bunu V'ye çok benzer yapıyorlar, güzel olmuyor. Biz de şu ana kadar hep F kullandık ya, kitaplara baktığınızda zaten hep V olarak gelir.
Yani bu frekansa denk gelen dalga boyuna da eşik dalga boyu şeklinde lambda sıfırla gösterilecek şekilde yani kullanıyoruz. Eşik dalga boyu denir. Peki önemli bilgi, önemli bilgi. Eşik enerjisi sadece metalin cinsine bağlıdır. Sadece metal belirler. Dükkan sahibi o verecek elektronunu size. Ödemeyi yapın, elektronumu alın diyor adam yani. Ben belirlerim o fiyatı diyor. Eşik enerjisine eşit veya büyük olan fotonlar elektron sökebilirler. E eşik veya E bağlanma fark etmez dedik, değil mi? Buradan da HV yerine F yerine F0 dedik. F0 dedik, eşik frekansını yazdık. Ya da HC bölü lambda da lambda 0'ı yazdık yerine. O zaman ben eşik enerjisini elektron volt cinsinden yani bulmuş oluyorum. Tamam. Böyle bir ilerleyelim bakalım başka neler var. Eşik enerjisini anladık. Şimdi gelelim Einstein bize neler söylüyor, neler yapıyor ona bakmaya geldi sıra. Einstein'ın fotoelektrik denklemi. Adam Nobel aldı ya, boru değil yani, değil mi? Güzel vallahi, kolay değil yani Nobel almak. Şimdi bakalım burada neler var, olmazsa olmazlarımız var. Fotonlar elektron sökerken atom tarafından soğuruluyor, kayboluyor. Dikkat, bu önemli. Bu fotoelektrik etkinin olmazsa olmazlarından biri. Bir foton yani enerjisi ne olursa olsun sadece bir elektron söker. Yani diyelim ki senin hani atıyorum elektronu sökmek için vermen gereken enerji 2. Sen geldin oraya 7 ile. Oo çok iyi ya, ben 3 tane sökerim o zaman. Yani böyle bilardo tabii tak tak tak. Yani öyle değil. Yani sen geliyorsun atoma çarpıyorsun şu enerjinle. 2'yi ödüyorsun. 5 kaldı değil mi? Elektronu söktün değil mi? O kalan 5'i de elektrona veriyorsun. Al diyorsun, bu da senin yol harçlığın olsun. Gezerken takılırsın diyorsun. Adama kinetik enerji olarak veriyorsun. Sadece bir elektron söküyor. Bir elektron söker arkadaşlar. Aman diyeyim. Sonra önemliymiş bakalım. Elektronlar metalin değişik derinliklerinden. Burası çok tartışmalı arkadaşlar. Öğretmenler arasında tartışma yaratıyor. Yani gerçekte fiziğin ne olduğu ile ilgili tartışma yapmıyoruz. Sonuçta biz sizi ÖSYM'nin yaptığı sınava hazırlıyoruz ve o sınavla ilgili bir sıkıntı var şimdi. Elektronlar metalin değişik derinliklerinden yani sökülebilir. Katman katman sonuçta. Yani hemen yüzeydeki elektronu sökeceksin diye bir şey yok. Dolayısıyla çıkan elektronlar farklı kinetik enerjilere, evet, sahip olabilir. Bu gerçek. Olan bu. Yani itiraz etmiyoruz. Ancak ÖSYM daha önceki yıllarda sorduğu sorularda sadece yüzeyden elektron sökmüştür. Ona göre de davranmıştır. Bunu da göz ardı etmeyelim. Yani şu ana kadar tartışma yaratacak bir şey çıkmadı bu konuda ama buna vurgu yapmak istedim. Yani yüzeyden söktüğünü unutmayın. Şimdi adam ne diyor peki? Aslında iyi kötü söyledim. Sen diyor foton gönderiyorsun diyor. Ve gönderdiğim bu enerjinin bir kısmı diyor elektronu sökmek için kullanıldı diyor. Arta kalan bir şeyler varsa ben de onu vatandaşa kinetik enerji yapacağım diyor. Yani direkt yüzeyden söktüğümüz için de maksimum diyoruz burada bakın. E foton yerine HF yazabiliriz. Bu gelen fotonun frekansı sonuçta. Bu tarafa baktığımızda F0 hani eşik frekansıydı. Elektronu sökmek için vermek zorunda olduğun enerjiydi bu. İstersen de burada çıkan elektronun enerjisini 1 bölü 2 mv kare diye de yazarsın. İstersen de denk gelecek şekilde dalga boylarını burada yerine koyabilirsin. Böyle söylüyor. Şimdi bakalım, peki şöyle bir şey yapalım. Hani bunun bir grafiği şusu busu var mı diyecek olursanız var arkadaşlar. Çok havalıdır yine bu da. Şöyle bir şey oluyor. Einstein'ın fotoelektrik denkleminin grafiği ne olacak peki? Yani şu grafiğe nasıl geliniyor ona bakalım. Biraz önce yazdığımı tekrar yazdım. İşte fotonun enerjisini HF diye koydum. Siz F frekansıyla fotonlar gönderiyorsunuz. Bu eşik enerjisi en azından bana bunu vermek zorundasın diyor. Kinetik enerji olarak. Hemen burada umut yazıyoruz. Birden böyle umut yazıyoruz. YouTube diyoruz. YouTube. Tabii umut yazınca soyadı da yazıyoruz. Öncül diyoruz. Evet. Aynen öyle. Bu bizim gizli video koruma sistemimiz falan dermiş. Evet. Birden aklıma geldi. Çok iyi oldu. Böyle bir kafamız dağılsın. Yani nedir? Çok formüllerin içine girdik gibi geldi bana. Evet. Bunu yani basit işlemini yapacağım. Karşıya atıyorum. Ondan sonra mis gibi H parantezini alıyorum. Ve buradan bakın ilginç bir sonuç. Kinetik enerji bölü F eksi F0 dediğimizde Planck sabiti. Yani bakın bir şeyin bir şeye oranı sabit çıkarsa siz
bir şey buldunuz demektir. Yani bir yasa masa bir şeyler geliştiriyorsunuz demektir. Deneysel çalışma bu. Şimdi ne yapmış peki adam? Ne yapmış? Bakalım. Bu eksen kinetik enerji ekseni. Sökülen elektronların kinetik enerjisini göstereceğiz. Bu da gönderdiğiniz fotonların frekansının ekseni. Şimdi siz F0 uyguladığınız zaman elektronu söküyorsunuz ama kinetik enerjiniz olmuyor, sıfır oluyor. Fazlasını göndermeye başladığınız zaman tabii ki buradaki değerlere bağlı olarak kinetik enerji de geliyor. Ve yani uydurma bir F değeri için uydurma bir EK gösterdik burada. Sonra şöyle baktığınız zaman bunun doğrultusunu kesikli çizgilerle şu tarafa getirirseniz şuradaki değer arkadaşlar bakın eksideyiz. Bu neydi? Sizin için eşik enerjisiydi değil mi? Eşik enerjisi. Yani elektronu sökmek için bunu ödemek zorundasınız. Hani ödemek zorunda olduğunuz mesela eşik enerjisi 4 ya onun denk gelen frekansı F0 ya sen şimdi onu ödediğin anda söküyorsun ama kinetik enerjin olmuyor. Daha fazlasını vermek zorundasın bana kinetik enerjiyi görmek için. Şimdi burada eğime bakalım ne oluyor? Şuradaki eğim bakın burası kinetik enerji. Buraya baktığınız zaman da F-F0 bizim burada bulduğumuz şey bakın. O zaman eğim yani tanjant alfa EK bölü F-F0 dersek Planck sabitine denk geliyor. Yani bir grafiğin o zaman eğimi ilk kez yani sonuçta sabit bir sayıya denk geldi şu ana kadar. Ve ÖSYM bunu sormuştur. ÖSYM bu grafiği sordu. Dedi ki böyle bam diye tamam mı? Dedi ki bu grafiğin eğimi neyi verir? Sen de diyorsun ki Planck sabitini verir. O çok iyisin diyor. Şimdi bu sabit olması şöyle bir avantaj getiriyor. Şöyle bir avantaj getiriyor. O zaman ben hangi metal için yaparsam yapayım, bu deneyi tekrar edersem edeyim. Bütün o grafiklerde eğim hep aynı olmak zorunda. Dolayısıyla buraya birden fazla cisim yani için grafik koyarsak eğim her defasında Planck sabitini vereceği için hepsi birbirine paralel olur. Ama her metalden tabii ki de yani elektron koparmak farklı değerlerde olacağı için dolayısıyla bağlanmalar da yani farklı olur. Mesela burası işte EX oldu, EY oldu. Şöyle bu da EZ oldu. Yani şu mesela elektron koparmanın en zor olduğu galiba daha dipten geliyor. Daha eksi sayılardan geliyor. Z olacak. Elektronun koparılacağı en kolay yerde X oldu galiba. Şimdi Einstein'ın fotoelektrik denklemine kadar bu fotoelektrik etki ile ilgili olarak temel bilgiler bunlar. Bunlarla ilgili soru çözümü olacak hiç sıkılmayın ama burayı dinledikten sonra mutlaka soru çözümünü yapmalısınız, pekiştirmelisiniz hemen bu başlıktan sonra. Şimdi bundan sonra da tabii ki de fotosel lamba geliyor. ÖSYM'nin en son sorduğu sorulardan bir tanesinin fotosel lamba olduğunu da unutmayın. Mutlaka yani hala enerjiniz varsa hiç soğutmadan konuyu oraya gidip bir de onu dinleyin derim ben. Hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.